Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Rusça'da olumsuz zamirler konusunu öğreneceğiz. Rusçası adressaten nem mesleği meynidir. Öncelikle arkadaşlar, ni ön takısı ile birlikte kullanılan olumsuz zamirleri öğreneceğiz arkadaşlar. Olumsuz zamirler soru kelimeleriyle birlikte ön takıların getirilmesiyle yapılır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilk öğreneceğimiz ön takı ni'dir. Bu ön takı ile kullanılan olumsuz zamirleri öğrendikten sonra ise arkadaşlar ne ön takısı ile birlikte kullanılan olumsuz zamirleri öğreneceğiz. Her ne kadar birbirlerine benziyor gibi gözükseler de arkadaşlar anlam bakımından aralarında farklar mevcuttur. Sol tarafta nikto, hiç kimse. Sağ tarafta nişto, hiçbir şey olumsuz zamirlerini görmekteyiz arkadaşlar. Tablomuzda bu olumsuz zamirlerin barajlara göre çekimlerini görmektesiniz. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte bu olumsuz zamirlerin anlamlarını daha doğru bir şekilde anlamak için örnek cümlelerimize bakacağız. Никто не помогает мне. Hiç kimse bana yardım etmiyor. Ничто не длится вечно. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Я никого не знаю здесь. Burada hiç kimseyi tanımıyorum. Александр ничего не делает. Александр hiçbir şey yapmıyor. Никого не было в аудитории. Sınıfta hiç kimse yoktu. У меня в сумке ничего нет. Çantamın içerisinde hiçbir şey yok. Boris никому не доверяет. Boris hiç kimseye güvenmiyor. Nina уже вообще ничему не верит. Nina artık genel olarak hiçbir şeye inanmıyor. Katya ни с кем не танцевала. Katya hiç kimseyle dans etmedi. Мальчик ничем не занимается. Çocuk hiçbir şeyle uğraşmıyor. Hiçbir şeyle meşgul değil. Yuri ни о ком не хочет говорить. Yuri hiç kimse hakkında konuşmak istemiyor. Мы ни о чем не говорили. Biz hiçbir şey hakkında konuşmadık. Altı arkadaşlar, edatlarla birlikte olumsuz zamirlerin kullanımının yanlış hallerini görmektesiniz. Zira daha önce öğrendiğiniz şekliyle Rusça'da önce edat ardından ilgili isim veya yapı gelmekteydi. Ancak olumsuz zamirlerde aynı şey söz konusu değil arkadaşlar. Önce ni ya da ne ön takısı, ardından ilgili edat, ondan sonra da soru kelimesi geliyor arkadaşlar. Aksi takdirde yanlış olacak. Burada gördüğünüz şekliyle yapmayacağız. Böyle üstünü çizdik arkadaşlar doğru bir şekilde anlamanız için. Ekstra örnek cümlelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ни у кого нет машины. Hiç kimsenin arabası yok. Hiç kimsede araba yok şeklinde çevirebiliriz. Я нигде не смог найти ту редкую книгу, о которой ты говорила. Senin hakkında bahsettiğin şu nadide ya da ender kitabı hiçbir yerde bulamadım. Вчера я никому не звонил по телефону. Dün ben hiç kimseye telefon etmedim. Hiç kimseyi telefonla aramadım. Она не просила помощи ни у кого. O hiç kimseden yardım istemedi. Talep etmedi. Pavel ни на кого не похож. Pavel hiç kimseye benzememektedir. Мне никто не нравится здесь. Burada hiç kimse hoşuma gitmiyor. Buradaki hiç kimseyi beğenmiyorum. Он ни от кого ничего не скрывает. O hiç kimseden hiçbir şeyi saklamıyor. Arkadaşlar, İkinci takımız ne takısı. Bu yapıda arkadaşlar özne zaten ipade şeklinde oluyor. Aslında arkadaşlar bunlar öznesiz cümleler. Bezdiş nepredleceğini şeklinde Rusça deyişiyle. Öznemiz eğer cümlede gerekiyorsa, var olacaksa zaten ipade şeklinde. Ardından ne, ondan sonra soru kelimesi arkadaşlar. Kamu, çivo, gdje, çemu, itagdaliye. Plus infinitif. Fiilimizde her zaman için infinitif olacak arkadaşlar bu yapıda. Ne geldiği zaman bir şeyin var olmaması anlamını katacak arkadaşlar soru kelimesine geldiğinde. Bildiğiniz üzere
Bu ön takıdan sonra bir soru kelimesi de geldiğinde aynı ni ön takısından sonra soru kelimesinin gelmesinde olduğu gibi bir olumsuz zamir oluşturuyor. Olumsuz zamir bu şekilde oluşuyor Rusça'da. Önce ne ya da ni ön takısı geliyor, ardından soru kelimesi gerekiyor. Birleştiği zaman da bir olumsuz zamir oluşturuyordu arkadaşlar. Örneğimize baktığımızda da nam neçeva diyalat. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Arkadaşlar, ne ön takısı geldiği zaman da vurgu her zaman onun üzerinde. Bu hususta dikkat etmemiz gerekiyor. Telaffuzumuzu da ona göre yapacağız. Ni ön takısında böyle bir durum yoktu. O vurgusuz bir ön takıydı. Ama ne ön takısı geldiği zaman vurgulu oluyor arkadaşlar olumsuz zamir konusunda. Bu hususta da oldukça dikkat etmemiz gerekiyor telaffuz açısından. Şimdi örnek cümlelerimize bakıyoruz arkadaşlar. Yemu niyakava sprasit ab etay novasti. Onun bu haber hakkında soracak hiç kimsesi yok. Aline ne açem müçtat. Alina'nın düşleyeceği hiçbir şey yok. Hakkında düş kurabileceği hiçbir şey yok. Yivo nefçem abinit. Onu suçlayacak hiçbir şey yok. Onu suçlayacak bir şey mevcut değil. Mnie neskem bula savetovatsa. Benim danışabileceğim hiç kimse yoktu. Akıl alabileceğim, danışabileceğim hiç kimse yoktu. Arkadaşlar altı çizili bir şekilde bığla yapısını görüyorsunuz. Bunun sebebi de geçmiş zamanda bığla yapısı getiriliyor arkadaşlar. Fiil infinitif olduğu için geçmiş zamanda bığla şeklinde olacak. Aynı durum zaten yapadecideki na'da, nujna, neapadima yapılarında da söz konusuydu arkadaşlar. Burada da aynı şey söz konusu arkadaşlar. Burada da bığla getirilerek aynı şekilde alttaki cümleye de budet getirilerek gelecek zaman anlamı katılmış oluyor cümleye. Jenşine negdje budet pokupat produktı. Kadının yiyecek satın alabileceği hiçbir yer olmayacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ahmetu nekamu hadit fugosti. Ahmet'in ziyarete gidebileceği hiç kimse yok. Misafire gideceği hiç kimse yok. Nam nada kupit şkolni mel. İnaçe nam neçem budet pisat nadaske. Tebeşir satın almamız gerek. Aksi takdirde tahtaya yazabileceğimiz bir şey olmayacak. Sirate bığla ne gidecek. Öksüzün yaşayacağı bir yer yoktu. Etamu çelaveku ne kuda itti. İneu kavop presi pomoşi. Bu insanın gidebileceği bir yer ve yardım isteyebileceği kimse yok. Maya babuşke ne akom zabotitsa. İnemin hakkında endişeleneceği ya da bakacağı kimse yok. Evet arkadaşlar, bu sayfada alıştırmaları görüyorsunuz. Lütfen aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. Bu sayfada 5, bir sonraki sayfada 5 olmak üzere toplamda 10 tane cümle var. Lütfen bunları Türkçe'ye çevirin. Tamara nifçom nisam nevayetse ribyonku neskem igrat yanikamu niskajo abetam nam neçeva diyalat na ulice ni pagodu ana nifçom ni vinavata Maria nikagda nifkavo niflubyalas yanizmagu priyehat Тебе сегодня мне будет некогда. Федор сказал, что его не за что было благодарить. Мы никого не спросили. Нам некого было спросить. Son olarak da arkadaşlar, ünlü Rus yazar Lev Nikolayevich Tolstoy tarafından söylenmiş olan bir sözü görüyorsunuz. İçerisinde nikto ve nişto olumsuz zamirleri de bulunmakta. Svoboden только тот, кому никто и ничто не может помешать сделать то, что он хочет. Такое дело есть только одно – любить. Lütfen arkadaşlar, Tolstoy tarafından söylenen bu sözü de Türkçe'ye çevirmeye çalışınız, anlamaya çalışınız. Böylelikle bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.